Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Kor General Ramiz Tahirov, hava kuvvetlerinin kabiliyetini artırmak amacıyla yeni savaş uçakları alacaklarını açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Kor General Ramiz Tahirov, hava kuvvetleri de dahil olmak üzere Azerbaycan ordusundaki tüm reformlar başkomutanın liderliğinde gerçekleştirilir. Her birlik türünün kendi geliştirme stratejisi ve programı vardır. Yeni silahların satın alınması, teknolojiler, personel eğitimi ve benzeri konular kavramsal olarak uygulanır. Hava kuvvetleri için yeni uçak alınması planlanıyor. Bu yönde müzakereler sürüyor. Uzmanlar tarafından bize sunulan uçağın kabiliyetleri araştırıldı. Muhtemelen halk yakın gelecekte hangi uçakların satın alınacağını bilecek dedi. Azerbaycanlı siyasi analist Turan Rızaev de Azerbaycan'ın artık Amerika Birleşik Devletleri'ye yapımı F-16 savaş uçakları alması gerektiğini belirterek, bazı değerlendirmelerde bulundu. Kor General Ramiz Tahirov'un bu açıklamasının ardından iki sorunun ortaya çıktığını belirten Rızaev, birincisi, Azerbaycan Hava Kuvvetleri hangi uçakları almayı planlıyor, ikincisi bu yönde hangi ülke müzakere ediliyor? Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Azerbaycan uzun yıllardır yeni savaş uçakları alarak hava kuvvetlerini güçlendirmeyi planlıyor. Ayrıca 44 gün süren savaş ülkemizin hava kuvvetlerinin zaaflarını da ortaya çıkardı. Mesele şu ki, bugün Azerbaycan Hava Kuvvetleri yeterli deneyimli personele sahip olmasına rağmen kullandıkları savaş uçakları ağırlıklı olarak MiG-25, MiG-29, Su-24, Su-25, Aero L-29 Dolphin, Aero L-39 Albatros'tur. Mevcut savaş uçaklarının zaman zaman iyileştirildiği doğrudur ancak sonuçta bu nihai bir çözüm anlamına gelmez. Bu nedenle Kor General Ramiz Tahirov'un hava kuvvetleri için yeni uçak satın almayı planlaması tesadüf değil. Azerbaycan uzun zamandır birçok ülkenin ürettiği savaş uçakları ile ilgileniyor. Bunlar arasında en son Rus Su-35 ve MiG-35 Pakistan yapımı JF-17 Thunder uçakları da var. Ayrıca Azerbaycan'ın Türk Hava Kuvvetleri'nin de ana saldırı gücü olan Amerika Birleşik Devletleri yapımı F-16 savaş uçaklarıyla yakından ilgilendiği biliniyor. Şimdi hava kuvvetlerimizi güçlendirmek istiyorsak tercihimiz F16 olmalı diye düşünüyorum dedi. Bu görüşü boş yere dile getirmediğini aktaran Rızaev, mesele şu ki bugün Azerbaycan ve Türk silahlı kuvvetleri askeri alanda yoğun bir şekilde işbirliği yapıyor. Türkiye'nin hizmetleri özellikle havacılık ve eğitim alanında benzersizdir. Bugün Azerbaycan askeri pilotları Türkiye'de eğitim görmekte ve havacılık alanında en derin bilgileri edinmektedir. Türkiye ile bu alanda işbirliği yapmanın bir diğer avantajı da pilotlarımızın F16'larla eğitilmeleri ve bu savaş uçaklarını kullanacak şekilde eğitilmeleridir. Yani bugün birçok Azerbaycanlı pilot F16 savaş uçağı kullanabilir. Ek olarak uçaklar güçlü silah sistemleri ve havadan havaya, havadan karaya füzelerin yanı sıra ağır bombalarla donatılmıştır. Yeterli bir mesafeden düşman hedeflerini vurabilir. F16'ların oldukça güçlü askeri teçhizat olduğunu ve Azerbaycan'ın bu tür uçaklara sahip olma avantajına sahip olacağını belirtmek isterim. Ramiz Tahirov'un bahsettiği müzakereler 3 ülke ile yapılabilir. Bugün Azerbaycan Türkiye'den ve hatta İsrail'den F16 uçakları alabiliyor. Dolayısıyla Ramiz Tahirov'un bahsettiği görüşmeler Türkiye, İsrail veya Amerika Birleşik Devletleri ile yapılabilir diye konuştu. Türkiye ile müzakerelerin daha verimli olabileceğini aktaran Rızaev, mesele şu ki, Türkiye F-35 için ABD'ye 1,4 milyar dolar ödedi, ancak Washington savaşçıları satmayı reddetti. Nedeni ise Türkiye'nin Rusya'dan S-400 uçak savar füze sistemleri satın alması. Buna karşılık ABD, Türkiye'ye mevcut F-16'ları yükseltmesini ve ilave 40 F-16 satmasını teklif ediyor. Türkiye bu öneriden hoşnutsuz görünse de bence kabul edebilir. Birincisi, Türkiye'nin cephaneliğinde mevcut F-16'ları modernize etmek için gerçek bir ihtiyaç var. Ayrıca yeni F-16'ların 40'a yakın yeni modeli Türk havacılığının gücüne eklenebilir. İkincisi, Türkiye bu F-16'ların bir kısmını, örneğin 8-10 adeti Azerbaycan'a satabilir. Yani Türkiye, satın aldığı F-16'ları üçüncü bir ülkeye satma hakkını ABD'den isteyebilir. Böylece Ankara hem yeni F-16 alabilir, hem de eski F-16'ları satabilir. Prensip olarak Amerika Birleşik Devletleri artık F16'ları doğrudan veya Türkiye ve İsrail üzerinden Azerbaycan'a satmakla ilgilenmelidir. 44 günlük savaştan sonra Güney Kafkasya'daki siyasi gerçekler çarpıcı biçimde değişti. Türkiye bölgede yaşanan süreçlere daha yakından dahil oluyor. Bu da Rusya ve İran ile yakınlaşma açısından Amerika'nın çıkarınadır dedi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Austin'in Karadeniz ziyareti kapsamında Gürcistan'ı ziyaret etmesinin tesadüf olmadığını vurgulayan Rızaev, ziyaret sırasında Austin, bölgedeki son gelişmeler hakkında Tiflis'ten bilgi aldı. Bu ziyaret sırasında Azerbaycan heyeti Austin ile gayri resmi olarak görüşmüş olabilir. Her durumda, bu bir olasılıktır. Eğer ihtimal doğruysa, Azerbaycan'ın doğrudan veya Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri yapımı F-16 savaş uçakları satın almak için pazarlık yapması mümkün. 44 günlük savaştan sonra Güney Kafkasya'da değişen gerçekler ve son dönemde İran-Azerbaycan gerilimi karşısında Washington'un böyle bir anlaşmaya sıcak bakabileceğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandır Azerbaycan'ı İran'a karşı kullanmak istiyordu. Bu nedenle Azerbaycan'a F-16 satmak mümkün. Bu, Bakü'nün Washington'a olan güvenini artırabilir diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın katılımı olmadan bölgede hiçbir şey yapılamayacağını belirterek, iki taraf ve Rusya dışında kimseye ihtiyaç yok derken, Putin'in bu açıklaması Türkiye'ye ve onun desteğini aşılan Azerbaycan'a bir mesaj olduğu belirtildi. Siyaset bilimci Zerdüşt Alizade, her şeyden önce Putin'in Ermenistan ve Azerbaycan'ın Rusya'ya taviz vermesini istediğini söyledi. Putin'in Rusya'dan başka kimseye ihtiyaç yok ifadesinin ilk önce Türkiye'ye daha sonra, İran, Amerika ve Fransa'ya mesaj olduğunu belirten uzman, kısacası herkes. Yani, sadece Rusya lider bir yıl oynamalıdır. Uzlaşma kelimesinin anlamı nedir? Uzlaşmalarda Ermenistan ve Azerbaycan'ın çıkarları dikkate alınmalıdır. İmtiyazlar Azerbaycan ve Ermenistan'ın değil, Rusya'nın siyasi çıkarları çerçevesinde çözülmelidir. Azerbaycan ile Ermenistan arasında her iki durumda da faydalı olabilecek herhangi bir anlaşma ikili ve dolaylı olarak çözülmelidir. Herhangi bir rabulucu ABD, Fransa ve benzeri çıkarlarını korumaya çalışacak. Rusya bu çatışmayı başlattı, yönetti ve bundan faydalandı. Azerbaycan ve Ermeni halklarının liderleri sorunu iki ülkenin iki halkın çıkarına olacak şekilde çözmek istiyorlarsa oturup konuşmalılar. Ancak mevcut siyasi durum buna izin vermiyor dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova Karabağ hakkında yıl sonuna kadar bir dizi üst düzey toplantılar yapılacağını açıkladı. Zaharova, Rusya'nın Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin her yönden normalleşmesi için gerekli desteği sağlamayı amaçladığını belirterek, bildiğiniz gibi üçlü çalışma grubunun Güney Kafkasya'da tüm ekonomik ve ulaşım bağlantılarının açılmasına ilişkin 8. toplantısı Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcılarının ortak başkanlığında Moskova'da yapıldı. 19 Ekim'de Rus ordusunun yardımıyla 5 Ermeni daha ülkeye iade edildi. Bakü'nün bu adımını memnuniyetle karşılıyoruz. Tutukluların iade sürecinin devam etmesini diliyoruz. Rusya'nın arabuluculuk çabaları sayesinde Aralık 2020'den bu yana toplam 122 tutuklu değiştirildi. 105 kişi Ermenistan'a, 17 kişi Azerbaycan'a döndü. Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için her yönden gerekli yardımı sağlamaya devam etmeyi amaçlıyoruz dedi. Sözcü, Rusya-Azerbaycan temaslarının yoğunluğunun çok yüksek olduğunu, son günlerde çok sayıda Azerbaycanlı yetkilinin Rusya'yı ziyaret ettiğini belirterek ziyaretlere ek olarak Patrik Kiril 13 Ekim'de Moskova'da Kafkas Müslümanları Ofisi Başkanı ile görüştü. Rusya ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları 14 Ekim'de Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları Konseyi bünyesinde Minsk'te görüştüler. Bu ilişkilerimizin üst düzeyde olduğunun ve çeşitlendiğinin bir kanıtı yıl sonuna kadar bir dizi üst düzey toplantı ve etkinliğin yapılması bekleniyor diye konuştu.